Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve febdu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele resûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ vesîrâ. İ'lemû enne efdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve efdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasıl en nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Seelteni an şeyin mâ seeleni anhu ahadun min ümmeti. Müddet ümmeti minel rahâ mi'etü sene ilâ ahiril hadîs. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı nizam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt el-Esad etbaarları Rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal darboka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşabenlerimizin hazır olun ve dersimizin de kardeşlerimizin, geçmişlerimizin hepsinin ervah için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan Ubade Hazretleri ile bir yerdeyken o soru sormuş. Sizden sonra ne olacak? İşler nasıl olacak ya Resulullah diye. Efendimiz de ona cevap veriyor. Seelteni an şeyin mâ seeleni anhu ahadu min ümmeti. Ümmetimden hiç kimsenin bana sormadığı soruyu sordun. Ama sordun, cevap vereceğim. Evet, öyle buyuruyor. Müddet-i ümmeti mirren raha mi'etü sene. Benim ümmetimin bolluk süresi, genişlik, rahatlık süresi 100 senedir. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devredir 100 sene. Zaten güzel Peygamberimiz hayrul kuruni karni sümmellezine yelûnehum sümmellezine yelûnehum bütün çağların en hayırlısı benim yaşadığım çağdır. Sonra ondan sonra gelen çağdır. Sonra ondan sonra gelen çağdır. Bunlara da biz sahabe, sahabiler, tabiun, tabiiler, tebe-i tabiin, tabiilere tabi olanlar diye üçe ayırıyoruz. 300 sene. Güzel Peygamberimizin yaşadığı 100 sene. Ondan sonra gelen 100 sene, sonra 100 sene. Evet, şimdi diyor ki bolluk, bereket, rahatlık, saadet yılları 100 senedir. Evet. Kıyle fehelle dâlike âye. Evet. Buna dair bir şey var mı ya Resulallah? Bir alamet, bir eser, bir delil var mı ya Resulallah? Kale naam. Evet, var. El hasbu, yeryüzünde yere batma olayı olacak. Ve zahbu, zelzeleler olacak. Ve irsalu şeyatînil muhayyelati alen nas. İnsanlara çok azgın, insanları sapıtan, kudurtan tabir caizse şeytanlar salıverecek. Bundan dolayı bu işler böyle olacak. Bu hadis-i şerif aynen bu mucize olarak gerçekleşmiş. Efendimizin irtihalinden biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh seçilmiş. O dönemde Efendimizin insanlar tarafından, sahabiler tarafından
çok sevildiğini, ölesiye sevildiğini, ateşe atla desen çekinmeden atlarız. Denize at kendin desen çekinmeden atlarız. Biz senin için her şeyi feda ederiz ya Resulullah diyecek kadar. Hatta Efendimiz konuşurken ağzından çıkan tükrük saçıntıları üstümüze gelsin. Bu şereften şereflenelim diye Efendimiz döndükçe böyle zıplayıp oraya gider. O derece Efendimiz seven, onun tükrüğünü şeref bilen böyle bir sevgi yumağı insanlar var etrafında. Bunu gören işte aklı çok halk arasında nüfuzlu, zengin, çevreli, etraflı kişiler peygamber olunca demek insanlar tarafından böyle sevilinecek filan diye bu kuruntuya kapılmışlar ve Hazreti Ebu Bekir zamanında 6 tane yalancı peygamber çıkmış. Bir tanesi de kadın. Evet, onlarla uğraşmış Hazreti Ebu Bekir ve hepsini tepelemiş. Sonra Hazreti Ömer ama huzur var. Müslümanların bir devlet başkanı var. Onlara, onun emrine tabidirler ve dirlik düzenlik var, güzellik var, rahatlık var. Ondan sonra Hazreti Ömer devri, bu yalancı peygamberler tepelendikten sonra devleti teşkilatlandırmış Hazreti Ömer. Her zaman söylüyoruz, belediye teşkilatını o kurmuş ilk defa. Parlamentarizmi işte bir idareci var, onun takımı var. Bir de karar veren, kanun yapan, yani bugün tabirle anlayasınız diyorum. Ona göre bir meclis insanlar grubu var. Parlamentedim bu. Yani bunu ilk uygulayan Hazreti Ömer'dir yeryüzünde. Seçildikten sonra hemen İran'a sefer açmak istemiş. Çünkü İran mecusilikten dönme, mecusiliklerle yoğrulmuş böyle bir ateşe tapanların memleketi çok büyük tehlike arz ediyor. Hemen oraya gitmek istemiş. Mecliste bunun için oraya gideceğim demiş. İşte nasihatlerde bulunmuş. Halife olduktan sonra meclis demişler ki gidemezsin. Evet, ondan diyorum tam parlamenterizm diye. Hazreti Ömer ki görüldüğü sokakta şeytan kaçıyor. O derece celallı, azametli bir insan. Bu celal, azamet de Allah korkusundan ileri geliyor. Yanına yaklaşamıyorlarmış. Öyle bir celalli adammış. Allah'ın korkusundan, Allah korkusu çok oldukça insanlarda da bu şey olur, heybet olur. Bazı adamları yanına yaklaşırken korkarsınız, titrersiniz. Hazreti Ömer de böyle Allah korkusundan dolayı çok celallı, azametli bir insan. Öyle bir adam olmasına rağmen bu meclise demişler, hayır demişler, gidemezsin, sen gidersen yerini bir başkası, ben halife olacağım diye ortaya çıkar. Müminler birbirlerini kırarlar, öldürürler, fitne, fesat olur. Onun için gidemezsin boyun eğmiş. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göndermiş. Sonra Hazreti Osman döneminde devlet teşkilatlanmış ve tam teşekküllü bir devlet olarak güzel şeylere oturtulmuş esasları ve fetih devri başlamış. Hazreti Osman zamanında Mısır tamamen alınmış. Habeşistan tamamen, yani İslam oralara kadar gitmiş. Azerbaycan alınmış. Böyle İslam ülkesi yayılmış, şey olmuş. Ama işte sonra Efendimizin de işaret buyurduğu gibi İşte Hazreti Ali'nin halife seçilmesi sırasında ihtilaflar var. Ondan sonra işler iyice karışıyor. İyice işler karışıyor. Biliyorsunuz bir tarafta Medine hükümeti var, bir tarafta Şam hükümeti var. İkisi birbirine karşı. Ondan sonra Kerbala olayları var. Daha sonra işte bu mezhepler, bu siyasi yarışlar fikri düzeye aktarılıyor. Mezhepler, çeşitli mezhepler, Ehl-i Sünnet mezhepleri var. Ondan sonra işte Hazreti Ali'ye Allah diyecek kadar aşırı gidenler var.
İslam alemi karmış ölüyor onu diyor yani. Bana diyor şeyden sordun ama diyor ben de cevap vereceğim 100 sene rahat bolluk dönemi. Ondan sonra işler karışacak. Ortalık karma karışık olacak, yere batmalar olacak, zelzeleler olacak. Evet şeytanlar evet insanları kandıracak. Yeni İslam'a girmiş, eski adetlerini atamıyor. Onun için kandırması onların daha kolay. Şeytan onun için bunlara musallat olacak. Hem de insanı iyice saptıran azgın şeytanlar sarılıverilecek diyor. Evet, bunu da olmuş, aynen ölmüş. Mucize olarak gerçekleşmiş. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Ubade İbni Samit Hazretlerinden radıyallahu anh'tan naklemiş bu hadis-i şerifi. Seyretil Yahud. Evet, Yahudilerle ilgili bir hadis-i şerif şimdi. An Musa, Musa Aleyhisselam'a çok sorular sordular. Çok isteklerde bulundular. Evet, bu Yahudiler çok azgın, çok zalim, fettan, fitneci insanlar. Peygamberler Beni İsrail'den gelmiş, akıllı insanlar. Ama işte o peygamberlere de çok eziyet etmişler. Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı şehit etmişler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istemişler. Ancak Allah onu semaya çekmiş. Tamamen kendi çıkarlarına, menfaatlerine uyan böyle bir topluluk. Musa Aleyhisselam da güçlü, kuvvetli. İşte Firavun bir rüya görmüş. Mısır'da, Ben İsrail Mısır'da, Yakup Aleyhisselam'dan kalma, Yusuf Aleyhisselam zamanından kalma, Ben İsrail var. Bir rüya görmüş, kral yani Firavun, kralın Mısır'daki adı Firavun. Bir rüya görmüş, ilim adamlarına sormuş, demişler ki bu Ben İsrail'den bir erkek çocuk çıkacak, bir adam çıkacak. Senin saltanatına son verecek. Onun üzerine bütün Ben İsrail çocuklarını kafalarını kestirmiş Firavun. Kadınlarını kısırlaştırmış. Ama Musa Aleyhisselam annesi Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla doğurmuş, sandığa koymuş. Nil Nehri'nde Firavun'un karısı Sare validemiz gezerken iki korumasıyla bakmış bir sandık var, açtırmış. Kendisinin çocuğu olmuyor. Çok güzel, çok şey, peygamber olacak çocuk güzel olmaz mı? Demiş kimseye söylemeyeceksiniz bunu. Saraya gitmiş. Demiş ki bak sen çok zeki adamsın. Bu zekanla, gayretlerinle rakiplerini yendin, kral oldun. Ama çocuğumuz olmuyor. Bu kadar emeklerin boşa çıkacak. Yarın sen öldükten sonra krallık o rakiplerine kalacak. Ben bir çocuk buldum. Daha bir günlük. Onu bizim oğlumuz deriz. Kendi kafana göre yetiştirirsin. Sonra yerine kral olsun. Çok aklına yatmış. Evet, Musa Aleyhisselam tembihli Allah tarafından bir çocuk. Kimsenin sütünü emmemiş. Neticede dadı ararlarken süt dadısı anasını getirmişler. Anasıyla Efendimiz Musa Aleyhisselam'ı sarayda bu sütüyle beslemişler. Sonra da işte bildiğiniz gibi onun saltanatına son verdi. İşte bu Musa Aleyhisselam Beni İsrail kurtarmış onların zulmünden. Piramitleri hak eden insan görünce yani taşlar var. 1,5 metre eninde, 2,5 metre uzunluğunda insan gücüyle kaldırılması mümkün değil. O taşları koyarak firavunlar kendilerine mezar yaptırmışlar. Onlara piramit deniyor. İçine de giriliyor şimdi. Evet ama lanet yağıyor. İnsan nefes alamıyor, bunalıyor. Kıyamete kadar da lanet yağacak tabii. Evet işte Filistin'e getirirken Harun Aleyhisselam'ı başlarına koymuş. Biliyor kavminin nasıl olduğunu. Tur Dağı'na çıkmış. Oradan dönünceye kadar 30-40 gün orada kalmış. Buzağıya, altından buzağı yapmışlar. Bizim inandığımız ve gözle görülen bir tanrımız olsun diye. Altınları Samiri adında birisi. Altından heykel yapmış, buzağı heykeli. Mısır'da öküze tapıyorlar. Onu örnek almışlar. Harun Aleyhisselam döndü bakmış ki böyle
tek eliyle sakalından kaldırmış. Neden demiş, engel olmadın. Yapma ama anamın oğlu, canımı çok acıtıyorsun. Benim sözümü dinlemediler. Neden görevini yaptın deme. Yaptım ama dinlemediler. Ben İsrail böyle. Dertleri para, şu. Ondan sonra tabii peygamberleri öldürmüşler. Allah'a cimri demişler. Biz ondan cömertiz demişler. Allah da onlara bazı şeyler vermiş. Onu yasaklarını delmek için mesela balığı yasak etmiş. Büyük çukur kazmışlar. Denizden oraya su akıtmışlar. O suyla beraber balıklar da gelmiş. Sonra kanalı kazdıkları, aradaki kanalı kapatmışlar. Biz denizden yemiyoruz demişler. Allah denizden yemeyin dedi. Gölden yiyoruz. Böyle hepsi maymuna dönüşmüş. Ve Allah'ın lanetine uğramışlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de aynen var bu. Duribet aleyhimü zilletu vel meskenetu febe'ü bi gadabim min Allah. Şerefsizlik damgasını vurdum onlara diyor. Lanetlidirler, melundurlar. Kur'an-ı Kerim'de böyle. İşte Musa Aleyhisselam'a mesela bir cinayet işlemişler, bir parasal şey yüzünden. Musa Aleyhisselam'a sormuşlar, nereden bilecek falan diye. O da demiş, bir inek bulun, sığır bulun. Nasıl sığır? Şöyle hiç çifte koşulmamış, genç, çok da şeyli, yakışıklı. Rengi nasıl? Sarı. Kur'an'da var bunlar. Bulmuşlar, getirmişler onu. Kesin bunu demiş, kesmişler. O hayvanın etinden değdirmiş cesede. Dile gelmiş hayvan. Demiş ki, katil şu. Niye yapıyorsun bunları demişler. Siz böyle bana sordunuz. Hani çok şey sordular. Soruyorlar. Hani bilemesin de şey olsun diye onu Allah'a karşı bile hile yapmaya kalışan Yahudiler, Musa Aleyhisselam da değerini düşürmek için, küçük düşürmek için bulamayacak ne olsa katili diye. Ama böyle hayvanın kesilmiş şeysi dile gelmiş. Kur'an'da var bunlar. Böyle şeyler. Seyretil Yahud an Musa. Musa Aleyhisselam'da çok şey sordular. Fe ekseru fihi. Çok da ileri gittiler. Ve zâdû ve nakasû. Evet, mesela Musa Aleyhisselam genç, peygamberlerin hepsi masumdur, kötülük işlemezler. Güçlü kuvvetli, 650 bin Firavun'un öldürdüğü çocuğun gücünü ona vermiş. Öyle, kitaplarda öyle yazıyor. Güçlü kuvvetli ama hiçbir yakışıklı, çok güzel insan. Ama kadınların, kızların tekliflerine hiç şey vermiyor, cevap vermiyor. Bir şeylik yapmıyor. Çok temiz, dürüst. Demişler bunun erkekliği yok. Erkek olsa bu kadar güçlü, kuvvetli kadınlarla ilişki kurar filan. Dedikodu almış, yürümüş. Musa Aleyhisselam hiç bunlara üzülüyor tabii. Evet, bir kıra gitmiş Musa Aleyhisselam. Orada da takip ediyorlar onu. Hakikaten erkekliği var mı, yok mu filan diye. Musa Aleyhisselam abdestini bozarken, işte tuvaletini yaparken bakmışlar ki dört dörtlük bir erkek. Aa demişler, o muazzam adammış, erkekmiş filan. Evet, Kur'an'da var bunlar. Ezem Musa feberrahallah. Onlar Musa'ya ne dedilerse Allah Musa Aleyhisselam temize çıkardı. Onu diyor Peygamberimiz. Musa Aleyhisselam'a çok soru sordular, ileri gittiler, aşırı gittiler, azalttılar. Hatta keferu ve küfre düştüler. Küfre düştüler ve gazaba uğramış lanetli insanlar oldular. Vesaretin Nasara an İsa. Nasara da Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'a çok şeyler istediler, ondan sordular. Fekseru fihi. Sualde çok aşırı gittiler. Ve zâdû ve nekasû. Hatta keferu. Onlar da aynı Yahudilerin yaptığı gibi neticede küfre düştüler. İsa Aleyhisselam kundakta konuşan, Kur'an'da konuştuğu kelimeler var. Ben Allah'ın kuluyum. Allah beni peygamber seçti. Namaz kılmamı işte falan diye söylüyor. Hayatta da sonra da bana izzet, şeref verdiğini diye söylüyor.
Evet, ondan çok şeyler istemişler, aşırı gitmişler, onlar da küfre düştüler. Tanrı'nın oğlu diyorlar işte. Kundaktaki çocuk konuşur mu? Şöyle ölüleri diriltiyor İsa Aleyhisselam. Kuş mesela ölü, kuşu diriltiyor, ölü kuşu. İnsanı diriltiyor, Allah ona o mucizeyi vermiş. Çok şeyler istemişler yani ama dediğini de yapmamışlar. Allah'ın emirlerini çiğnemişler. Onlar da aşırı gitti diyor, küfrettiler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ve innehu seyavşu annil ehadiz. Ha, benim hakkımda da çok sözler duyacaksınız. Çok şeyler söyleyecekler. Evet, çok şeyler söylenecek. Benim hakkımda sözler insanları kuşatacak. Fema ataakum min hadisi fakra'u kitaballahi ve'tebiruhu. Evet, benden bir hadis, bu Muhammed Mustafa'nın hadisidir, sözüdür diye bir laf işittiniz mi? Söz işittiniz mi? Size böyle bir şey geldi mi? Allah'ın Kur'an'ını okuyunuz. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Ve benim bendendir diye söylenen sözü o Kur'an'a vurunuz. Eğer diyor فَمَا فَوَافَقَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَنَا قُلْتُهُ وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللّٰهِ فَلَمْ اَقُلْهُ. Ben duyduğunuz söz Kur'an'a uygunsa onu ben söylemişimdir. Kur'an'a uygun değilse söylememişimdir. Ben Kur'an'a aykırı hiçbir şey söylemem. Ölçü veriyor. Evet, Peygamberimizin sözlerinde hiç Kur'an'a aykırı bir şey yok. Tabii sen okuduğun zaman aykırı gibi geliyor. İşte bu kitaplar onları açıklıyor. Bu açıklamalar da işte İmam-ı Azam'a dayanıyor. Efendim Şafii'ye dayanıyor. Malik bin Enes'e dayanıyor. İmam Maturidi'ye dayanıyor. İmam Eş'ari'ye dayanıyor. Böyle bütün alimlerden sivrilmiş, herkesin bir sürü tartışmalar sonucunda imam kabul ettiği kişilerin açıklamalarına bu sözler, Peygamberimizin sözleri, o sözler onlara dayanıyor. Şimdi işte tekrar bunları kurcalıyorlar. Evet, mesela biz İmam Serahsi'nin Mebsut'unu, İslam hukukunun ana kaynağıdır, temel kitabıdır. 30 cilttir. İmam Azam Hazretlerinin talebelerinden en meşhurları Ebu Yusuf, İmam Mezüfer, İmam Muhammed Efendimiz, İmam Azam Hazretleri ders anlatırken onu not ediyor. Dizinin dibinde yazıyor söylediklerini. Şu şöyledir, dayanağı şu ayettir, şu hadistir. Ya ayet hadis yoksa şu mantık sebebiyle bu haramdır, helaldir. İmam-ı Azam böyle 1000 tane içtihat yapacak seviyede alim yetiştirmiş. Çok talebesi var da ve söyledikleri de bütün hocalar tarafından kabul edilmiş. Onun için İmam-ı Azam, en büyük imam denmiş. Çok seviliyor. İşte onun İmam Muhammed'in şeyinde, dizinin dibinde yazıldığı, söylediğini, yazdıkları şeyleri bunu kimse okumamış, çok geniş olduğu için. Bunu kısaltmış bir hocamız. Bu sefer de kısa olduğu için kimse anlamamış. İşte İmam Serahsi Hazretleri bu kısaltılmış İmam Mehmet'in Kitab-ül Asıl dediği bu çok geniş kitaptan bizim anlayacağımız şekilde İmam-ı Azam'ın dayandığı prensipler ortaya çıkmış. Mesela aynı konuda birkaç sahabi bir şey söylüyor. İmam-ı Azam bir tanesine dayanıyor. İmam Şafii bir başkasına dayanıyor. İmam-ı Azam prensibi, sahabilerden bir hadis geldiği zaman prensibi bu. Kendinin prensibi. Evet, postulat mı diyorsunuz siz, ne diyorsunuz ona? Hiç değişmez kural. Aynı sahada birkaç sahabi konuştuğu zaman ben haram helal konusundaysa fıkıhta önde olan, fıkıh alimi olan sahabinin dediğini tutarım. Bu bir prensip. Mesela namazları biz birleştirmeyiz. Yani öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmeyiz. Ama Şafiiler birleştirirler. Hanbeliler beş vakti birleştiriyor. Yatarken hepsini kılıp yatıyor.
kendilerine göre deliller var. Bir sahabi diyor ki vallahi billahi peygamber öğle ile ikindiyi birleştirdi. İmam Şafii onu almış. Sahabi olsun da demiş, odundan olsa olsun. Sahabi ya, almış onu, kendini delil yapmış. Çünkü Peygamberimizin hadisleri var ya, ashab-ı kennücumi biyeyyihim iktedeytüm ihdedeytüm. Ashabım yıldızlar gibidir hepsi. Öyle baştan sona, evet sıralamada bir, iki var ama hepsi muazzamdır. Yıldızlar gibi tertemizdir, büyük insanlardır. Allah'ın peygamberin sözü bu. Allah da övmüş sahabileri, temiz insanlardır diye. O da onu almış. Öyle ilkini birleştirip vallahi birleştirdi diyor. Ama fukuh alimi sahabi Abdullah bin Ömer bunu kabul etmiyor. İmam-ı Azam Hazretleri Abdullah Ömer'in dediğini alıyor. Çünkü o fakih, fıkıhçı, alim. Öteki alim değil. Sahabi, temiz, güzel, tamam. Şimdi tartışma konusu olmuş. Birleştirilmez. Sefere çıkılmış. Bir sefere çıkıldı mı halen de siz de birkaç arkadaş bir yere gezmeye gittiniz mi? Yolculuğumuz esasında birimiz reis olacak diyeceksin. Sünnet bu. Yani son sözü söyleyecek. Kalalım mı gidelim mi? Burada yemek yiyelim mi yemeyelim mi? Burada mola verelim mi vermeyelim mi? Bu gibi konularda son söz söyleyecek. O tabii istişare yapıyor, son sözü söyleyecek. Bir başkan seçmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Bir yere gidecek demişler ki sen Ömer'in oğlusun, hem de alim adamsın, başkanımız sensin. Tamam demiş, devam etmişler. Öğle namazı vakti gelmiş. Abdallah demişler, öğle namazı var gitti. Kapıya inmiş, dah demiş, atını vurmuş. Hiç cevap vermemiş. Başkana itiraz yok. Gitmiş hem de Ömer'in oğlu yani. Evet. Yarı vakit gelmiş. Yine Abdallah demişler. Öğle namazının vaktinin yarısı geçti. Yine dah demiş. Dinlememiş. Vaktin çıkmasına az bir zaman kala brrrr demiş. Atını durdurmuş. İn aşağı demiş. Sahabiler abdestsiz yere basar mı? Hepsi abdestli. Ezan okuyun demiş. Öğle namazını kılmışlar. Öğle namazı kılıncaya kadar da öğle vakti tamamlanmış. Bir daha ezan okuyun demiş. İkinci namazı vakti girmiş. Öyle sonunda kılmış yani. Yolculukta zamandan kazanmak için. Şimdi onu söyleyecek zaten. İkinci namaz kılmışlar. Demiş ki tartışıp duruyorsunuz demiş. Günlerdir bana soruyorsunuz. Adam yemin ediyor demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kanunu çiğner mi? İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûte. Namazlar vaktinde kılınır. Şimdi akşam namazı kılamazsın. Vakitlidir. Sabah namazı yatsı namazı kılamazsın. Allah'ın emri böyle. Vakitlidir diyor. Peygamber hiç bunu çiğner mi demiş. Ama adam yemin ediyor. Anlamadı demiş ya. İşte benim yaptığım gibi. Zamanla kazanmak için öğle namazının sonunda kıldı. Namazını bitirince çizgi tamamlandı. İkinciyi kıldı arkasından. O anlamayan adam, alim olmayan sahabi yalan söylemiyor. Yemini doğru. Birleştirdi zannediyor. Halbuki çizgi, öğle namazı çizginin bu tarafında, öğlen vaktinin içinde. İkinci namazda benim yaptığım gibi çizginin hemen başında. Bunu fiilen birleşmiş gördüğü için anlamadı o diyor. Ayet budur diyor. Birleştirme sadece Arafat'ta hacılara kolaylık olsun diye orada vardır diyor. Müzdelife'de vardır. Başka yerde yoktur. Hani mezhepler arasındaki şeyler. Evet işte bu prensipleri bu işte ortaya çıkmış. İmam Serahsi onları toplamış. Biz de onu bunlar çok olacak şimdi. Daha da çoğalacak. Şimdi bir sürü falsolu laflar geliyor. Daha da çoğalacak. Onun için dini iyi bilmeniz lazım. Yoksa şüpheye düşersiniz, yalpalarsınız, pusulayı kaybedersiniz. Bilmeden bu devirde dini, imanı korumak çok zor. Onun için ya kendiniz çalışacaksınız ya bu dini size anlatanları dinleyeceksiniz. Böyle hadisi gelecek zaten. Şimdi adam diyor ki müşkün şimdi ilahiyat fakültesinde çocuklar bana bugün sordular. Namaz kılınırken hoca insandır, yanılabilir.
Yanıldığı zaman arkasındaki işte hocalık yapabilecek kapasitede bir adam duracak, bir iki kişi. O yanıldığını düzeltebilir. Söylediği yanlışı düzeltebilir. Eğer o düzeltmesine imam uyarsa problem yok. Ama düzelten adamınkini imam kabul etmez de bildiğine giderse düzelten adam imama uymamış oluyor. Ayet farklı kendine göre. Ona imama göre farklı. Ona göre onun namazı olmaz. İmam Serasin dediği bu. Öyle yazıyor. Ama hoca diyormuş ki delil ne? Yani İmam Serasi'yi bile kendinden aşağı görüyor. Ben diyor delil isterim diyor. Bir şey getir. Şimdi öyle halbuki o İmam Serasi'nin 30 cilt yazdığı eserin bir formasını yazamaz. Okuyamaz, anlayamaz. Öyle şimdi sivri akıllar çıkacak. Adı şu olacak, bu olacak. Aynı zamanda bunlar çoğalacak. Bunlar şimdi çoğaldı. Ben onu kabul etmem. Delil getirin diyormuş çocuklara. Dedim delil, bundan iyi delil var mı? Mevsud da böyle söylüyor. Bunu ikazda acele etmeyeceksiniz. Vebal hocanın. Uymazsa eğer ikaz eden adamın namazı olmaz diyor İmam Serasi. Kabul etmem diyor hoca. Delil getirin diyor ayet hadisten. O da oradaki delili söylüyor zaten. Şimdi böyle yani eskileri buna tarihsellik diyorlar işte. Eski devir insanları başka, şimdi biz başkayız. Kur'an'ı başka gözle yorumlamalıyız. Öyle kitaplar var. Evet, böyle şeyler çoğalacak. Çok soru sorulacaklar. Evet, şimdi işte benden bir hadis duyduğunuz zaman onu kitaba vurun. Kitaba aykırıysa asla benim sözüm değildir. Ben kitaba, Kur'an'a aykırı bir şey söylemem. وَمَمْ لَنْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللّٰهِ فَلَمْ اَقُلْهُ Kur'an'a uymayan şeyi ben söylemem. Söylememişimdir, haberiniz olsun. Evet, evet. Böyle şeyler olacak. Onu kabul etmeyin diyor güzel Peygamberimiz. Kur'an'a uymayan şeyleri kabul etmeyin. Evet. Şimdi Tirmizi'de Haris bin Avar Hazretlerinden radıyallahu anh'dan bir hadis. Marartu bil mescid. Diyor ki Haris bin Avar, mescide uğradım. Fennâsü yahudûne Rasûlallâhi. Evet. Fil ahadîsi. Hadis konusunda insanlar tartışmaya dalmışlar. İşi böyle derinleştirmişler. Fekaltu alâ Ali. Hazreti ile gittim. Dedim böyle ya, millet boyuna tartışıyor Peygamberin hadisleri hakkında. Evet. Fe akhbartuhu, onu haber verdim. Evet. O fe kale evkat faaluha. Evet. Hakikaten bunu yaptılar mı? Peygamber hadisi doğrudur değildir diye tartışmıyorlar. Evet, yaptılar. Kultu naam. Evet. Kale ama inni semiyutu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Evet. Ela inneha seyekunu fitne. Fitne olacak. Benden sonra karışılacak. Kultu, peki bu karışıklıktan nasıl kurtulacağız ya Ali? Femel mehkrac minha yar. Şimdi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi sordular. Hazreti anlatıyor. Olduğu gibi. Ya Resulallah, bunu nasıl kurtulacağız? Evet, böyle tartışma çok olacak. Hazreti Resul-i Ekrem buyurdu ki Kitabullahi Teala. Evet, Kur'an'a sarılacaksınız. Kur'an'a yapışacaksınız. Evet, ona sarılacaksınız. Şimdi bunu işte istismar ediyorlar. Evet, papazların kurulunda Türkleri halledemedik. Bir türlü peygamber sevgisini yıkamadık. Araplar hallettik. Muhammed Abduh bizim adamımız. Cemalettin Afgani bizim adamımız diyor. Kararında söylüyor papazlar Amerika'da. Toplantılarında elimizde belgesi var. Onlarla diğer ülkeleri darmadağın ettik diyor. İmam-ı Azam'ı tanımıyorlar, Şafii'yi tanımıyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama Türkleri diyor bir türlü şey edemiyoruz. Biri kalkıyor diyor ki onları da halledeceğiz diyor. Her şey Kur'an'da var. Yaş kuru, her şey var. Kur'an'a dayanacağız.
Hadisler şüphelidir. Şimdi öyle televizyonlar var. Kur'an'dan başkasına inanılmaz şüpheli şeylerdir. Her şey Kur'an'da var. Kur'an nasıl anlayacaksın? Peygamberin hadisleri Kur'an'ı açıklar. Şimdi o Efendimiz Kur'an'a vurun sözünü istismar ediyorlar. İşte o şimdi çocuklara söylediği gibi delil getir, delil getir. İmam Serhasi kimmiş? Kendisi ondan üstün. Evet, bana da söyledikleri İmam Azam ortaçağ adamı. Bilgisayar bilmez, İngilizce bilmez, Fransızca bilmez. Öyle diyor profesör. Ortaçağ adamı diyor. Ben onu okumam diyor. Öyle adamlar çıkacak. O kadar 1000 senedir millet Müslümanlar peşinden gitmiş. Öyle diyor. Bu da öyle. İmam Serhasi kimmiş? Ya onu da öyle diyor. Böyle adamlar çıkacak. Onun için bu usulleri bileceksiniz. Ana kaynak Kur'an. Onu da bulamadığımız zaman peygambere bakın, sorun diyor ya, ona itaat edin, sünnet. Onu da bulamadık mı, sahabilerin şeyleri işte, icma'ı. Onu da bulamadık mı, bilenler. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız kendi kafadan işkembeden atmayın, bilenlere sorun. Kim o bilen? Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik bin Enes, İmam Ahmed bin Hanbel. Onlara sorun. Evet, bu Kur'an'ın emri. Sen kimsin ya? Öyle diyor. İmam Serhasi kimmiş? Ben de deli getirin diyor. Öyle diyor. Halbuki icma da Kur'an'a dayanıyor. Bu İmam-ı Azam'ın verdiği fetvalar da فَسْأَلُوا اَهْلَسِ اِنْ كُنْ بِلَادُ Bilmediğin bilene sorun. Bilen o işte o. Sen bu hadisin hangisi önce hangisi sonra biliyor musun? Ne maksat söylüyorum biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilen o işte. Bu 1000 senedir tartışılmış, rayına oturmuş. Şimdi bunları tekrardan sıfırdan başlıyor. Öyle adamlar çıkmış. Çıkıyor, daha da çıkacak. Bunları görmüş, haber veriyor. Bilgili olun. Böyle karıştırıcılara kapılmayın. Bak Musa'nın adamları çok soru sordular, çok şey ettiler. Küfre düştüler. İsa Aleyhisselam'ın adamları da çok soru sordular. Küfre düştüler. Onu uyarıyor. Kur'an'a dayanın diyor. Evet, Kur'an'da peygambere uyun diyor. Ona bakacağız. Evet, bu hadisler tartışılmış. Kütüb-i Sitte diye, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace diye sahih hadis kitapları ortaya çıkmış. Başka hadisler de var. Bunlar uydurmadır, bunlar zayıf hadistir, bunlar şudur diye de ilim meydana gelmiş, hala adam hepsini sıfır ediyor. Bana diyor delil getir diyor. Yani onlar işte bilenlere soracağız. Bunların dediklerine kulak asmayacağız. Tabarani Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan bu hadisi naklemiş. Sâilün, sâilü ulemâ. Evet, söylediğim mi burada hadis gelmiş. Tamam. Alimlere sor. Ama nasıl alimlere? Amiline. Bildiğiyle amel eden alimlere. Çok alim. Evet. Rahmetli Tayyip Okuş bana söyledi. Mustafa, bugün dünyada en üstün İslam alimi Masinyon'dur. Haberin olsun. Yahudi, meşhur Yahudi profesör. Ama Yahudi. Ona değil. Fes'elü ehle zikri, zikir ehli alimlere soracaksınız. Yani bildiğine inanacak. O İslam'ın eksiğini bulmak için hafız olmuş. Muazzam Kur'an biliyor, tefsir biliyor. Deha sahibi bir adam, karısı da profesör. İnceliyor ki İslam'ın çürük yerlerini bulayım da İslam'ı yıkayım diye. Kasıtlı bir Yahudi alim ama çok zeki. En büyük İslami bilgiye sahip alim odur dedi bana. Ki 6 dil biliyor Tayyip Bey. Uluslararası bir ilim adamı. En büyük İslam alimi odur. Ama Yahudi. Yok, ona sormayacağız. Ehli zikir, namazlı, abdestli, haramı helalı bilen, ona uyan, bildiğine uyan İslam alimine. Efendimiz onu soruyor. Sâilül ulemâ. İlmiyle amil, alimlere sorun. İşkembeden atmayın. Kanaatıma göre, evet maalesef Suriye öyle. Irak öyle, Mısır öyle. Kuzey Afrika'da zaten hiç kalmamış bir şey. Evet, şimdi bizde de böyle. O ortaçağ adamı diyor. Ben kafama uymayanı almam. Sen kimsin lan?
Şu kitabı okumaktan aciz. Ha, öyle alemde çıkacak. Böyle ilmiyle amil, İslam alimlerine danışın. O da işte dört mezhep imam. Onlara uyacaksın. Onların sözlerini açıklayan kitapları okuyacaksın. Bilenlere, ilmiyle amil ulemaya sor diyor. Sâilil ulema. İlmiyle amil ilimler sor. Ve halilil hükeme. Hikmetli konuşan, hem ilmi var hem ameli var. Allah da üstün zeka vermiş. Ahlakı güzel, kalbi temiz. Mevlana olmuş. Yunus Emre olmuş. Aha, böyleleriyle düş kalk. Efendimiz sözü bu. Alimlerle otur kalk. Ondan sonra hikmetli kimselerle, hikmet sahibi kimselerle otur kalk, karış, dost ol. Evet, onlar isabetli sözler söylerler. Allah, kalpler temiz olduğu için Allah onları korur. Onlar, evet, fiilleri, halleri Kur'an'a, sünnete uygundur. Onun için Allah onların aklı selim sahipleridir. Ve celisil kübera. Evet. Evet. Büyük kimselerle, evet, yani kimdir büyük? İlim sahipleridir. İlim sahiplerin meclisinde bulun. Kendin kitap okuyamıyorsan bir alim zatın dizinin dibinden ayrılma. Bugün bir şey öğrenirsin, yarın bir şey öğrenirsin. Sapıtmaktan kurtulursun. Peygamberin sözü bu. Böyle büyük zatların, alimlerin meclislerinden uzak kalma. Evet. Onların meclisine otur. Evet. Allah-u Teala'nın emirlerini, peygamberin emirlerini oradan şey dersin. Eğer derdi günü para, makam, hırs peşinde koşan kimseye otur kalkarsan etkilenirsin. İnsan kişi refikine nazar. Kiminle konuştuğunu söyle, senin adam olduğunu söyleyeyim, değil mi? Bunlar hep hadistir. Kimsin, ben kimim? Dostumu söyle diyor Peygamber. Ben yuhalilu. Kimle dostum? Söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Onun için çocuklarınızı iyi delikanlarla, evinizi iyi komşularla öyle yerlerden alacaksınız. Öyle arkadaşlar var. Kendisi namaz abdesti, çocuğu tam ters, kızı tam ters. Söylediğimiz bu. Kaç oradan, git başka yere. Elhamdülillah kurtulanlar oldu. Çocukların arkadaşları, çevresi, komşular değişince babası zaten, anası zaten Müslüman. Çocuk da kendine geldi. Aha, böyleleriyle otur kalk. Komşunu iyi seç, arkasını iyi seç. Evet, çocuğuna da böyle. Onlarla otur kalk diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, böyle güzel insanım. Evet, böyle kafadan atanlarla sakın ha, oturup kalkma diyor Ebu Huceyfe Lillant'tan. Sari'u fi talebil ilmi. Evet, min fel hadis min sadıkın. Bakın, söylediklerimize ilgili hadisler geliyor. İlim talebine süratle koşun, acele edin. Küfre düşersiniz, farkına varmazsınız. Hep söylüyoruz. Fala inanmak yanlıştır, küfürdür. Öyle diyor Peygamber. Men se'ele arrafen lem tukbel lehu salatu arba'ine yevmen. Leylen. Böyle yarını bilirim diyen bir sahtekara, şimdi çok var ya öyle, falcı, böyle üfürükçü. Böyle birisine gidip de benim çocuğum ne olacak, istikbalim ne olacak diye danışırsanız, 40 gün danışırsanız 40 gün namazınız kabul değil diyor. Ama diyor, doğru söyledi derseniz, fakat kefere bime unzile ala Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Çünkü la ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an'da ayet. Bu varken senin kızın şöyle olacak, damadın şöyle olacak. Ulan atıyor palavra. 1000 tane yalan söylüyor. 999'u yalan. Bir tane tutturunca o hayatta olacak şeyler söylüyor. Bildi de dedin mi? Öyle diyor Peygamber. Fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Evet. Muhammed Aleyhisselam indirilen Kur'an'ı inkar etmiş.
Bu şaka götürmez. Bunu çok yapıyor vatandaşımız. Sokak kenarlarında bir falına bakayım, bilmem ne yapayım. Evet. Gel lan biraz dalga geçelim şununla. O cin gibi zaten şey. Senin durumundan hayatını okuyor adam. Şeytan gibi birisi. Söylüyor. Sen ona çünkü inanmaya gitmişsin. Yalanları hep duymuyorsun. Bir tanesi tutunca gördün mü bildi lan filan diyorsun. Böyle dediğin zaman öyle diyor Peygamberimiz. Kur'an'ı inkar etmişsiniz. Şaka derken bak imanla oynamış oluyorsunuz. Efendimiz de onu söylüyor. Ha ilim talep edin. Bunları bilin. Benden hadis fel hadis min sadık. Sadık kimseden hadis öğrenin. Bilen, bildiğini uygulayan, haramdan sakınan, şüphelerden uzak duran, ilmiyle amil, evet, bunu sırf rıza-i bari için yapan, sadık kişilerden hadis öğrenin, böyle alimlerden, hadis hocalarından ilim öğrenmek, bir hadis öğrenmek, hayrun mine dünya ve me aleyhe, min zehebin ve fıddatin, dünya ve dünya üzerinde altın gümüşlerden daha hayırlıdır. Böyle olursunuz işler çok karışacak. Şer'i alimler evet bu böyle ahir zamanda olacakları görmüş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sırf rıza-i bari için bu işlerle uğraşanlara gidin, onlardan öğrenin. Dünya peşinde şöhret sahibi olayım, para kazanayım, bilmem filan diye değil. Rıza-i bari için öyle güzel alimlerden okuyun, öğrenin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet efendim, bir şunu da okuyun bitsin. Sa'atani, evet. İki saat vardır. Tuftahu fihime ebvabü semai. O iki kapıda sema kapıları açılır. Evet. Ve kalleme turattu ala da'in davetuhu. Dua eden adamın ettiği dua nadiren reddolunur o iki saatte. Büyük çoğunlukla kabul olunur o iki saatte de. İnde huzuri salati, namaza durarken safları düzgün tutun cemaat kardeşlerim, aziz cemaat sık tutun diye hoca müezzin de kâmet getiriyor. Aha, namaz durmaya böyle sıralandığınız zaman Allah'a dua edin. O dua nadiren reddolunur, kabul olunur. Ve inde safu fissebilillah, Allah yolunda saf tutmuşun, namusumu çiğnetmem, dinimi çiğnetmem, vatanımı çiğnetmem, gavura köle olmam diye canını ortaya koymuşun, kumandanın başında savaşmak için bekliyorsun, savaşmaya bekliyorsun. Aha, bu anda dualar reddolunmaz. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor. Evet, bir başka hadis de evet, diyor ki yağmur evveli, yağmur şimdi buluyorsun tap tup başladı yağacak. Aha, yağmur damlalarıyla yeryüzüne melekler iner. Ahmet Hamdi Aksaki merhumun, İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir kitabına bakabilirsiniz. Hamdi Yazır Hoca'nın. Bunlar resmi kitap olduğu için arz ediyorum. Evet, orada da her yağmur damlasıyla bir melek, bereket, rahmet meleği indiği için yeryüzüne yağmurun adı rahmettir. Bereket getirir. Aha işte böyle yağmur başlangıcında dua reddolmaz. Savaşmak için sıralandığınızda reddolmaz. Kâmet getirip de namaza farza başlanacağı zaman reddolmaz diyor. Ona göre dualarımızı sıkı yapalım ve isteklerimizi Allah'a arz edelim. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah,
Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullahel azimel kerimel rahimel lezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife me'al besmele. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mülke emdine ekene avdeyecek. Estağfurullah. 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 Üçer salavat-ı şerife. Allah'ın sonu. Birer elem neşrah leke şerif, mal besmele şerif yapmış. Elem neşrah leke sabrık ve vada'na hankem sekillet yapmış. 13'er ihlas-ı şerif, mal besmele şerif yapmış. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım salat. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi, dersimizi kabul eyle. Okuduklarımızı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, el ashab etbaları, bil cümle ahiret, irtihad müminatın ervahına, eserinden yararlandığımız Gümüşhanel Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri, üstazları, bizim üstazlarımız, kendisinden feyiz aldığım üstazlarımız, burada bulunan bizler ahirete göçmüşlerimiz, bu cami-i şerif yaptıranlar, bugün gelmesine katkısı olanlar, bu cami-i şeriften güzeran eden emmi hutuba müezzin kayın cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, suhala, şüheda, müminat, bu aziz vatan için canlarını bezleden, halen bu uğurda şehit olan, gazi olanların ervahına, tüm geçmişlerin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ervahını bizden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, hamil bir iman ile güzel Müslümanlardan, salihlerden olarak
hüsnü hatime ile hayatımızın sona ermesini bize nasip eyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ileyk. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.